Dayısının yeğeninin asık suratına bakmaktan çok sıkılmıştım. Babam beni buna mecbur etmek zorunda mıydı? Hava çok güzel ama öyle güzel esiyor ki. Derdin ne amca? Ölmek mi? Amca mı? O kadar yaşlı mı duruyorum? Abi de kardeş de ister sen de ama amca denmeyecek kadar gencim. Lafın gelişi söyledim. Dursana, ne yapıyorsun? O tarafa gidiyorsun. Ben de öyle. Devam et. Karım bekliyordu, merak etmiştir. Karımı bekletmek bu dünyada yapacağım son şey. Peter Trypin, Hannah Trypin'in kocası. Zeyn Abdullah. Bekar mısın? Evli misin? Evliyim. Evliysen bunu belli etmen gerekir. Kavga mı ettiniz yoksa küstünüz mü? Rahat ol, bunda utanacak bir şey yok. Her çift kavga eder. Vaktinde ben de Hannah ile çok kavga etmişimdir. Ama 2 yıldır iyiyiz. Bunca zaman nasıl evli kaldın peki? 12 yıl. Hatta 13 yıl. Balonlar onun için mi yoksa? Anne balonları sever. Ne olduğu hiç fark etmez. Ama ben olmaz dedim. Ona kalp şeklinde olanlardan aldım. Sen karına balon aldın mı hiç? Kalp balonlardan? Hayır. Adı ne? Söyledim ya, Zeynep Abdullah. Senin değil. Tartıştığın kadının adı. Dayısının yeğeni. Ne? Aliya. Ya güzel isim. Anlamını biliyor musun? Anlamı önemli değil. Herkes olduğu gibi görünmek zorunda çünkü. Peki en sevdiği şey ne? Tek bildiğim beni sevmediği. Sahi, karınla birbirinize çok düşkün gibisiniz. Siz neden kavga ettiniz peki? Bu önemli değil. O her zaman bir sebep bulur çünkü. Bazen içimize attıklarımızı çıkarmak için bu şarttır. Tartışmak sıkıntıları hayatımızdan çıkarır. Ama sevgi devam eder. Aşk. Aşkın otomatik pilotu yoktur. Her gün şarj edilmesi gerekir. Cep telefonu gibi. Seni seviyorum. Bu iki sözcük sihirlidir. Bütün içtenliğiyle söylediğin zaman karşındakini kalbinden vurmuş olursun. Ben Hannah'ya her gün 25 defa seni seviyorum diyorum. O söylemiyor ama ben söylüyorum. Ve bundan çok hoşlandığını biliyorum. Peter, sen iyi bir kocasın. Ama Hannah çok daha iyi bir eştir. Ah, evim orası. Gel. Teşekkür ederim Zeyn. Karın nerede? O tarafta. Allah'a emanet ol. Teşekkür ederim. Eyvallah. Hannah Trypin'in kocası. Karım bekliyordu, merak etmiştir. Karımı bekletmek bu dünyada yapacağım son şey. Hannah balonları sever. Ne olduğu hiç fark etmez. Ama ben olmaz dedim. Ona kalp şeklinde olanlardan aldım. O günkü kavgamız çok büyüktü. Biz hep tartışırdık. Ama o gün ikimizin de egosu evliliğimizden çok daha büyüktü. Ne ben özür dedim ne de o. Hani evden dışarı fırladı. Çok sinirliydim. Defolup gitmesini söyledim. Cehenneme kadar yolum var dedim. Bugün bu söylediklerim için çok pişman. Bir araba geliyordu, çok süratliydi. Anna da yolun ortasına fırlamıştı. Sonra birden her şey bitti. Her gün buraya gelirim. Bazen çiçek, bazen de çikolata getiririm.
Bazen de balon. O günden beri kendime lanet ederim. Keşke bunu yaşarken yapsaydım derim. Karım yanımdayken. Karını seviyor musun? Git söyle ona o zaman. Onu sevdiğini söyle. Bir kere değil, 10 kere, 1000 kere. Sen hangi evlilikten bahsediyorsun? Sen istersen yüzün gülüyor. İstemiyorsan yüzün düşüyor. Bunun nesi evlilik Allah aşkına? Yarın ne olacağını bilemezsin Zeyn. Hayat herkese ikinci şans vermez. Çok geç olduğu zaman tek düşünebildiğin seni affedip affetmediği oluyor. Benim her gün düşündüğüm gibi. Acaba anne beni bağışlamış mıdır? तेरा गम जो भी जिया